Bu dersimizde ActionScript yazılım panelinin ayarlarını inceleyeceğiz. Bunun için yeni bir belge açarak uygulamaya başlayalım. Yeni belge açma ekranında farklı türlerde FLA dosyası açabildiğimizi görmekteyiz. Flash, ASE2 ile kodlayan yazılımcılara da destek vermeye devam etmektedir. Belge tipi olarak ActionScript 3.0 seçeneğini onaylıyoruz. Bundan sonraki derslerde de yeni açılacak tüm belgelerde bu seçeneği kullanacağız. Paneli açmadan önce kodu yazacağımız katmanı belirleyelim. Düzen açısından kodlar tek katmana yazılır ve bu katmana genelde AS adı verilir. Bu bir kural olmamakla birlikte büyük projelerde kodları rahatlıkla bulabilmemiz açısından önemli bir düzen şeklidir. Unutmamamız gereken nokta, AS3 ile birlikte artık nesnelerin üzerine kod yazamamamızdır. Kod sadece karelere yazılmaktadır. Bu nedenle oluşturduğumuz katmanın ilk karesini seçelim. ActionScript panelini Window menüsünden açabildiğimiz gibi F9 klavye tuşunu da kullanabiliriz. Window Actions menüsü ile panelimizi açalım. Paneli incelediğimizde sol bölümde sınıflara, özelliklere ve metotlara hızlı bir şekilde ulaşabileceğimiz kutu yer almaktadır. Örnek olarak herhangi bir sınıfı ve altında yer alan özelliği açarak üzerine çift tıklayalım. Bu şekilde hazır kod kalıplarını yazabiliriz. Kırmızıyla belirtilen kısımlar özel isim olarak kullanacağımız nesnelerin isimleri olabilir. Bu kısım özellikle metot ya da özelliklerin hangi sınıf altında yer aldığını tespit etmemizde bize yardımcı olacaktır. Örneğin video özelliklerini fl.video sınıf yoluyla ileriki derslerimizde çalışmamıza dahil edeceğiz. Üst bölümdeki listeyi açtığımızda farklı sürümlerin sınıflarına da ulaşabildiğimizi görmekteyiz. Unutmamamız gereken nokta, bu bölüm sadece kutu içeriğini değiştirmekte, kodlama dilimizde herhangi bir farklılık oluşturmamaktadır. İleriki derslerde komut dilini nasıl değiştirebileceğimizi de göreceğiz. Actions panelimizde yer alan bir diğer seçenek Show Hide Toolbox düğmesidir. Bu düğmeye tıkladığımızda sol tarafta yer alan Actions araç kutusu gizlenecek ya da görüntülenecektir. Bu bölümü sık kullanıyorsak üst ve alt bölüm arasında kalan açma kapama düğmesiyle gizleyebiliriz. Bölümün altına basılı tutarak bölümü genişletebilir ya da daraltabiliriz. Sol kutunun altında yer alan bölümde yazdığımız kodların hangi karelerde yer aldığı görülmektedir. Bu bölümden zaman çizgisine dönmeden de kodlara erişmemiz mümkündür. Flash içerisinde farklı karelere ya da katmanlara kod yazmış olabiliriz. Bu kodların yer aldığı tüm kareler bu bölümde listelenir ve üzerine tıkladığımızda direkt o kareye konumlanır ve karede yer alan kodlar panele yerleşir. Örneği deneyerek görelim. Panelimiz üzerine çift tıklayarak daraltalım. İleriki karelere F7 ile boş anahtar kareler ekleyelim. Panelimizi çift tıklayarak tekrar genişletelim. Eklediğimiz kareleri seçerek içlerine herhangi bir şeyler yazalım. Bu şekilde sol alt bölümde eklenen kareler listelenmiştir. Bu kare isimlerine tıklayarak ilgili bölümde değişiklikler yapmak mümkündür. O an seçili olan kare ve katman da Current Selection bölümünde yer almaktadır. O an seçili olan katman numarası panelin alt bölümünde de görülmektedir. Herhangi bir kareye AS3 kodu yazdığımızda kare içerisine küçük A harfinin yerleştiğini hatırlayalım. Sol bölümde yer alan kod katmanı seçiminde oynatma çubuğunun da hareket ettiğini görmekteyiz. Kod yazılı karedeki tüm AS kodları ve yorum satırları silindiğinde hem panelin sol menüsündeki listeden kalkacak hem de kare içerisindeki küçük A harfi kaybolacaktır. Alt bölümde görüntülenen katman isimlerine dikkat edelim. O an seçili olan katmanın numarası burada belirmektedir. Bu katmanlardan bazılarını bu listeye sabitlemek isteyebiliriz. Bunun için önce katmanı seçelim ve alt bölümdeki frame numarasının yanında yer alan
Pin Active Script düğmesine tıklayalım. Bu şekilde bu katmanı kod paneline sabitlemiş olduk. Başka bir kod katmanına da tıklayalım. Gördüğümüz gibi yan tarafa sabitlemiş olduğumuz kare paneli görülmeye devam etmektedir. Bu şekilde istediğimiz kadar paneli sabitleyebiliriz. Bu yöntem genelde ana karede yazdığımız kodlara sürekli bir dönüş gerçekleştireceksek kullanışlı olmaktadır. Sabitlemeyi kaldırmak için ilgili katmanı seçelim ve Close Pinned Script düğmesine tıklayalım. Panelin üst bölümünü incelediğimizde artı şeklinde bir düğme göze çarpmaktadır. Bu düğmeye tıkladığımızda sol bölümde yer alan hazır sınıf kodlarının açılır menü halinde listelendiğini göreceğiz. Yine istediğimiz komutu listeden bulup tıklayarak panel içerisine otomatik eklenmesini sağlayabiliriz. Volkan Çelebi, Yönetim Bilgi Sistemleri Şubesi, EYTEK.